بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد ولو شايت اشتبه يعني بنزشرس ماء طاهر temiz bir su ile binecisin, necis bir su ile benzeşirse temizlem kastımız hem temizdir hem de temizleyici. Böyle bir su binecisin yani bime in necisin, necis bir su ile e, benzeşirse. Yani diyelim ki şurada bir kova suyumuz var, şurada da bir kova suyumuz var. Daha doğrusu şöyle kağıdına göstereyim. Bu A kovası, bu da B kovası. Elimizde iki kova var. Biri tahirdir, diğeri necistir. Su. Evet. Bir tane suyumuz tahirdir, bir tane suyumuz da necistir. Ve bunlar birbirine benzeşiyor. Benzeşiyor yani bu necis e, tat, koku, renkte bir değişiklik yok yani. Ama kuletinden az olmuş, mesela necis olmuş. Örneğin. Bu da tahir sudur. Temizle temizleyici su mesela. E acaba bu mu necisti, bu mu necisti bilemiyoruz mesela. Farzı hangisi necistir bunu bilemiyoruz. neciz olan bu muydu yoksa bu muydu? İşte bilemediğimiz e, bu durumda ne yapacağız? İctihad edeceğiz iştihad edeceğiz. Yani bakacağız e, hangisi e, tahır, hangisi e, necis bu konakta iştihad edeceğiz. Yani çaba sarf edeceğiz. Gayret göstereceğiz. Örneğin diyelim ki e, mesela bunda e, hani böyle biraz çalkalama çalışıyorum. Bakıyorum ki iyi çalkalanıyor. Çok böyle e, berrak, akıcı hiçbir sıkıntı yok. Ama bunu mesela yapınca bakıyorum ki biraz böyle akıcılık kıvamını kaybetmiş yani e, o, var asıl böyle bir alametlere bakacağız İşte o zaman bunun necis olduğunu e, kararını vereceğiz ve dediğim ki köpek köpek e, şurada bir köpek var o zaman e, biliyorum bir tanesi necisi olmuş bir tanesi temizdir ama hangisi necis hangisi temiz onu karıştırmışız o zaman alametlere bakacağız köpek buna da yakındır bir de bakınız bu kovadan böyle damlalar dökülmüş. olan diziz bu necistir. Mesela. Bu şekilde iştihad edeceğiz artık. Böyle oradaki var olan alametlerle yola çıkaraktan hangisinin temiz, hangisinin necist olduğunu kararını vermeye çalışacağız. Böyle üçtebe işte yani kafa karışıklığı olursa temiz bir su ve neciz bir su hakkında kafa karışıklığı olursa hangisi temizdir hangisi necistir böyle bir durumda icte eder iştihad eder yani ya iştihad eder. Sonra ve ve temizlenir. Bima o su ki zanne taharatehu. Tahir olduğunu zannettiği su ile onunla temizlenir. Onunla e, tahir olduğunu zannettiği su ile ne yapar? Onunla e, temizlenir. Yani abdestini alır. E, veya hutta e, efendim söyleyeyim gusl, e, gusl, e, guslünü alır. Hı, Hı Onu kullanır ama diğerini de dökmesi lazım yani ya. Bak mesela şöyle karış e, acaba bu mu necis su bu mu duruyorsa bu temizliyoruz bu temizi karıştırdı. Kafa karışıklığı oluştu ne yapacak? Zannetti mesela ihtihadını kullandı. En çok necis olduğuna dair hangisini zannetti? Bunu bunu necis olduğunu zannetti. Zannı daha çok bu tarafı meyilli. Yani bunun necis olduğu karar verdi. Bunun da temiz olduğuna kanaat getirdi. O zaman bu temizdir ya. Bununla abdestini alacak veya gusülse gusülünü alacak. Bunu ise ne yapması lazım? Bunu dökmesi lazım. Bunu sünnet olduğu ki dökmesi lazım. Çünkü daha sonradan hani e, te, bu temiz buydu zannına kaplıp da yanlışlıkla bunu kullanmasın diye. Çünkü bunu dökmesen burada sabit kalırsa sonra senin zannın değişse bunu amel etmeyeceksin. Ona, onu kullanmayacaksın. Bundan su, bu sudan kalmamışsa o zaman temim alırsın. O yüzden bunu dökmek gerekiyor. Gelecek zaten bahsedeceğiz. Dedik ki o -tahara temizlenir. Bime zanne tahara Temiz olduğunu zannettiği su ile temizlenir. Vakile bir görüşe göre de in kadara ala tahirin bi yakinin in kadara eğer güç yetiriyorsa ala tahirin temiz suya bir yakinin yakin olarak kesin olarak temiz olan suya güç yetirebiliyorsa böyle bir su elde edebiliyorsa fela yani fela yectehidu böyle bir durumda ictihad yapmaz. Yani mesela e, şöyle diyelim ki örneğin bu mutahirdir bu münecistir böyle kafa karışıklığı oldu. Ve şurada da bir nehir akıyor. Nehir. Burada bir nehir akıyor. E, nehir tahır olduğu kesindir. İşte bir kille diyor, oradaki iştihadı bırakacak, bundan abdest alacak, bu nehirdeki suyla abdest alacak diyor. Evet, bu nehirdeki suyla abdest alması gerekiyor diyor. Ama kildir, e, zayıf görüştür e, Ne olursa olsun, yine de burada iştihadını yapacak, o su israf olmasın yani. Ve kille, in kadar ala tahirin biyakinin yakin bir şekilde de tahir olduğuna güç yetirebiliyorsa bir suya güç yetirebiliyorsa onu elde etme imkanı varsa o zaman felah. yani fela o anlamında o zaman iştihat etmez. Mesela aşağıda söylüyor bir yakinin yani ken ken ala nehrin nehir nehrin kenarındadır mesela diyen ki elhamdülillah. Suyu kullanmak konusunda diyelim nehrin kenarındadır. Böyle yakin bir şekilde o temiz suyu elde etme e, gücüne e, sahipse o zaman iştihad yapmaz. Wal-ame kbasirin fil azhari. kör olan bir kişi e, kbasirin. O da gören gibidir. Görmeyen bir kişi gören gibidir. Yani hangi konuda fil iştehat diye niha. konusu bakımından yani kör olan da iştihad etmesi lazım. Çünkü o da mesela dokunabiliyor, o da koklayabiliyor, tadına bakabiliyor. E, ve suyu hareket ettirip de onun sesini işitebiliyor. Yani bu gibi özellikler kendisinde de olduğu için e, sadece görme özelliği yok. Ondan dolayı o da diyor deniliyor ki gören gibi iştihad etmesi gerekir. Fil azhari en zahir olan görüşe göre kör olan da e, gören kişi gibi e, bu durumda iştihad etmesi lazım. Yani şöyle bir durumda, şöyle bir durumda o da ne yapması lazım? İçtihad etmesi lazım. Artık dokunarak mı, artık tadarak mı, koklayarak mı, o suyu hareket ettirerek mi, nasıl yapacaksa onun da içtihad etmesi gerekiyor. Ama diyelim ki içtihad etmeye güç yetiremedi, o zaman ne yapacak? Ee, gören bir kişiyi taklit edecek. Gören kişiyi mesela ona diyecek ki, bak bu su temizdir ve şu necis olduğu gözüküyor daha çok onun dediğini yapacak. Ev ve bavlun. Ev ve bavlun. Ve ortam ve lev iştebehe dedi ya. Ma'un binecisin. Ve ve ma'un ve bavlun. Yani su ve idrar. Bunlar birbirine benzeşirse. Diyelim ki idrar yani kendi özelliklerini kaybetmiş. Aynı su olarak gözüküyor. İşte tam su olarak gözüken bir idrar ile su bunlar birbiriyle e, benzeşirse, bu konu hakkında kafa karışıklığı oluşursa, acaba hangisi sütür hangisi idrardır? Böyle bir durumda, e, lem yeçtehid, etmez, ala sahihi, sahih olan görüşe göre, e, etmez. Ne yapacak? Bel yuhlatani, bu her ikisi birbirine karıştırırlar. Sümme yeteyemmemu. Daha sonra teyemmüm alınır niye birbirler karıştırmamız gerekiyor? Çünkü yani bilmiyoruz ama illa ki bir tanesi sudur yani ha. Tamam bir tanesi e, idrardır, bir tanesi sudur ama bak illa ki bir tanesi sudur. İşte o e, tahir ve mutahhir suyun bulunduğu yerde temim alınmaz. O yüzden o tahir suyu orada yok olması gerekiyor ki temim alabilsin. Bundan dolayı yuhlatani karıştırılmaları gerekiyor. O herkesinin karıştırılır. Böylelikle tahir su ortada kalk, ıı, kalkmış olur. Ortada tahi su diye bir şey yok. E böyle bir durumda ne yapılır? Teğmüm alınır. Evet. Şimdi neye Suyu kullanmak mümkün olmadığı için böyle bir durumda teğmüm alıyor. <gülüyor> evet. Hı hı. Evve me'u bu da atıtır beulun üzerine. Yani işte behemmâun ve anlamında. Yani temiz ve temizleyici bir su ile uverdin, gül suyu birbiriyle benzeşirse. Yani acaba bu gül suyu mudur yoksa temiz su mudur? Böyle başka bir şey. Yani temiz su ile gül suyu. Hangisi gül suyudur, hangisi temiz suyudur bilemiyorsun. Benzeşiyorlar. Böyle bir durumda ne yapacaksın? E, e, gül suyu tahirdir. Ama mutahhir değildi, Temizleyici değildi. Fakat kendisi temizdir. Mutlak su hem temizdir hem de temizleyicidir. Gül suyla o mutlak su birbirine benzeştiği zaman, orada kafa karışıklığı oluştuğu zaman, hani gül suyu kendi özelliklerini kaybetmiş, aynı su gibi gözüküyor. Böyle bir durumda bir defa bununla abdest alacağız. Bir defa da bununla abdest alacağız. E bu da neciz değil ki gülsüz necis değil sonucu tahardır. Onu aldığımız abdest geçersiz olur. Ama buna, buna da bir kere aldık ya abdestimiz geçerli olmuş olur. Yani gül suyu ve normal su birbirle benzeştiği zaman, kafa karışıklığı oluştuğu zaman her birinden birer defa abdest alacağız. Bir defa bundan alacağız, bir defa bundan abdest alacağız. Abdestli olmuş olacağız. Evve <laughs> me'uverdin Gül suyla benzeşirse o zaman tevabba. Abdest alır bi her biriyle yani o gül suyla bir defa o diğer kova olan su normal e, mutlak suyla da de bir defa abdest alacak marratın her bile bir defa abdest alır. E böylelikle abdesti olmuş olur. Vakilen bir görüşe göre lehu o kişi için vardır el iştihadu. Acaba gül suyu mudur yoksa mutlak su mudur bu konu hakkında kendisinde kafa karışıklığı olan için iştihad var. İştihad etmesi gerekiyor. Ee, halbuki bu kildir. Zayıf görüştür. Yani iştihada gerek yok böyle bir durumda. Yani çünkü gül suyu da sonuçta temizdir. İştihad etmiyorsun. Direkt ne yapıyorsun? Bir defa ondan bir defa ondan abdest alıyorsun. Evet. Zaten İmam-ı başta söylemişti. Zayıf bile olsa işte o görüşleri e, şey yapacağım. Muharrar'daki görüşleri belirteceğim. Ve izâ istâmele mâ zannehu erâkal Hani en başta dedik ya. Mâun ve izâ iştebehe binecisin. Orada söyledik. E, i̇ştihad edecek. O iştihad ettiğim. Ve izâ istâmele hadî Dedi ya. Ve tutâhra ve temizlenecek. Bimâ Tahar olduğunu zannetti suyu temizlenecek. Bunu söyledik. E tamam tahır olduğunu zannettiği su ile temizlendiği. Sonra ne yapacak? Ve ile kullanırsa me o su ki zannehu o suyu zannetmiş yani e, tahır olduğunu zannetmiş. E, onu kullanırsa en zannehu tahiren yani ha. Ma e, zannehu tahiren. Tahir olduğunu zannettiği suyu kullanırsa eraka döker el ahra. Diğer suyu döker. Yani e, şöyle göstermiştik. Bunun tahir olduğunu zannetti ve bunu kullandıysa o zaman bunu demiştik ki bunu ne yapması lazım. Bunu dökmesi lazım. Erakal ahire diğerini ahir diğer diğerini dökmesi lazım. Hani e, yanlışlıkla onu kullanmasın diye. Fe interakev. Diyelim ki normalde bunu bunu dökmesi lazımdı. E dökmedi. Onu terk etti. Haline bıraktı. Fe interakev ala yani ya onu kendi haline bıraktı. Derkehu o O diğer suyu terk etti, haline bıraktı. Onu dökmedi mesela. Ve tegayyere zannuhu. Sonra zannı değişti. Zannı değişti. Yani dedi, önceden bunun tahar olduğuna karar vermişti. Zannı bu taraftaydı. Sonra bunun tahar olduğunu zannetmeye başladı. Zannı değişti. Çünkü bunu dökmemiş. Zannı değişti. Ne yapacak? Lem ya'mel bi'l-thani. Lem ya'mel bil sani ikinci zannıyla amel etmez. Alen nasi. Yani İmam, İmam Şafii'nin nasına göre, onun verdiği kesin hükme göre e, şey yapmaz. İkinci zanıyla amel etmez. Yani önce bunun tahar olduğuna, A'nın tahar olduğuna karar vermişti. Sonra e, bunun tahar olduğunu zannetmişti. Bunu kullanmıştı. Sonradan biraz zaman geçmiş. Bu sefer zanı değişti. Bunun tahar olduğuna karar verme başladı artık bu ikinci zan ile amel etmez. E, e, Bununla amel edilmiyor. Çünkü içtihat, içtihat ile e, şey olmaz, e, yok olmaz. İçtihat, içtihadı e, nakdetmez. etmez. O yüzden bu konuda hani içtihat yapıyordu. Maun, e, maun binecisin var diye, maun, tahirun ve leüşteh maun tahirun binecisin dedi. İçtihat, yapar. İçtihat yaptı, bu çıktı temiz. Sonra ki bu ile olan iştihat bunu e, etmez. Bu su olsa bile buna abdest alacak. Bundan kalmışsa bunu abdest alma devam edecek. Yoksa tem alacak. Bak fe terk etti. Haline bıraktı. Kullanmadı o suyu. Yani dökmesi gereken suyu. O ve tegayyere Sonra da zannı değiştiğim. Evet. zannı değiştiğim. Yani önceden önceden Mesela al suyu tahır demiştim. Şimdi B diyoruz. Zanlı değişti. Lem ya'mel bi İkinci sile amel etmez. İkinci zanlıyla amel etmez. Çünkü denel iştihada la yenkudul bil iştihadi. İştihad bozulmaz. alen nasıl İmam Şafi'nin kesin hükmü üzerine. Nasıl karşısında yavacı daif veya hutta da demiştik kavli muharrac vardır. Bel yeteyemmemu bilakis ne yapar? Teyemmüm alır. Hem de bile iade yani İkinci zanıyla, amel edip de usulü abdest almaz. Kendine temim alır, namazını kılar. Hem de iade de yok yani. Fil esah, en sahih olan görüşe göre e, e, iade de yapmaz. Temim alıyor. Çünkü bu var olan, bu, bu suyu kullanması mümkün değil. Yani çünkü iştihad e, iştihada bozulmaz. O yüzden bunu koyması mümkün olmadığı için temmüm alır yani ya. Temmüm alır namazını kılar o iade de etmez yani ya. Çünkü yakini bir şekilde kendisinde tahir su yok. Yakini bir şekilde kendisinde tahir su olmadığı zaman o yüzden iade etmiyor. En sahih görüşe göre bu şekildedir. Evet. ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبيّن السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده ve لو شايت اخبره اقف ثقه ka kişi. kafa karışıklı olan o kişiye akhbara haber verse ona haber verse bir tenecjusiyen bir suyun mütenecis olduğunu haber verse. kim haber verse. makbulur rivayeti rivayeti kabul edilen rivayeti kabul edilebilen. Yani mesela onun kimden rivayet kabul değil fasık kişilerin mecnun olanların e, mechul olan bilmeyenler sabilerin velev ki mümeyiz de olsa bunlar rivayeti makbul değil. Ama rivayeti makbul olan e, mesela köle ve kadın bunların rivayeti makbuldur. Eğer mak rivayeti makbul olan bir kişi şey, <laughs> suyun necis olduğunu haber verse bir de ve yine sebebe ve sebebin de necis olma sebebini de açıklarsa dese ki mesela örneğin köpe gelmiş o sudan içmiş yani e, salyası bulaşmış veya dili bulaşmış ağzı bulaşmış böyle sebebini de belirtirse o evkâne fakihen veya da fakih bilgisi olan bir kişi haber verse evkâne fakih o haber veren kişi kâne fakih fakih olsa fakih e, alimi olsa o bir de muafiken yani muvafıkan li o kafası karışan kişiyle bu fakihin mezhebi de birbirine muvafık olsa birbirine uyumlu da olsa o zaman hu, kafası karışan kişi her birine itimat eder. Buna da itimat eder, bu fakihe de itimat eder. Yani daha doğrusu itimat etmesi de gerekiyor yani. Ya. Bak fakih ve muvafık olan bir kişi sadece o suyun necis olduğunu haber verse yeterlidir sebebini beyan etmese bile itimat etmesi lazım. Ama makbul rivayet tek olan bir kişi en yani fakih değil sadece makbul rivayedir. O kişi sebebini de beyan etmesi gerekiyor. Sebebini beyan etmek zorundadır. Sebebini de beyan ederse o zaman i'temedehu onlara ne yapar? İ'timat eder. Evet. Böylelikle geldik. Ve yahillu istimalu kulli ina'in tahirin. برد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جنب الله موفق الترفسن إن شاء الله.